Lablar kesilibdi. Lablarga ukollar qilinibdi. Allohni bergan labidan 10 karra qarangki bu yoqqa durtayib chiqib turadigan lablar hosil qilinibdi. Bu yoshlar ichida oddiy holga aylanibdi. Yoshi katta-katta 50-ga 60-ga chiqqan xotinlar qovoqlarini kestirib, ko'rinishini o'zgartiribdi. Neki qarigandan keyin qovoq bosib tushadi. 60-ga chiqqan xotin endi qayerga borasan? Qovog'ini kestirib, mana Alloh va buni qanaqa qilib yaratishigan bilaman deb turib, Alloh bilan qaslashib turibdi. Qoshlar kuydirib tatuaj qilinibdi. Tırnoqlar tırnoq qo'yilibdi. Sochlar kesilibdi, oq qoraga bo'yalibdi. Kelgan mayit deydi, sartaxtada yotibdi deyapti g'assol qizlar. Ko'rsangiz, o'likka usma qo'yibdi degan narsada shunaqa xunuk ko'rinadiki deydi. Surma qo'y, usma qo'y ota bo'yini qilgani. Qo'lingga xino qo'y, payg'ambar alayhisalom ayolning qo'li xinolik bo'lsin dedilar. Bir joyga janozaga bordik, o'zimiz ham ko'p narsa, ko'p joyda aytib berdim bu narsani. G'assol ayol endi ishlarini boshlagan 1-2 yil bo'lgan ekan, boshlaganlariga qo'shni xonada biz ayvonda ayollar bilan zikr etib o'tiribmiz. Otinoyni chaqirib bersanglar menga deb odam chiqaribdilar. Kirdik, nima gap desa, mayitni sartaxtaga yotqizganlar yo, hali kiyim kechakda yotibdilar, yechintirilmaganlar. Otinoyi dinla shariatni bilasiz-a? Ha, bilaman. Mamindo tinnolari 57-ga chiqqan ayol. O'laman demaganlar. Kechpayt mashina yo'ldan o'tayotganlarida yo'lining ariq betiga o'tib non olgan ekanlar shom paytida. Yana qaytib mashinalari tomon kelayotganlarida mashina urib ketib bir lahzani o'zida yo'lga ham yetib bormasdan o'sha to'zda jon berganlar. Mana qarang, lahzada bo'yotgan ish, bu xotin hali o'laman demagan, bunda turno bilan yurgan xotin. Turnolar mana bunda ko'rsatyaptilar mayitni. Usti qip qizil bo'yoq bilan bo'yalgan. Mana. Qoshlar kuydirilgan. Lablari atrofigacha kuydirib chizilgan. Sochlar kalta, oq qora bo'lib yotibdi. Mana shu ahvol deyaptilar. Endi men qoshiga yo sochiga bir narsa qila olmayman. Lekin mana mana lakki ustidan men 100 marta g'usl qildirib qo'ygan taqdirimda ham 100 martasida ham u beg'usl hisoblanaveradi. Hozir men jo'natib yorsam kafallab shu ahvolda ishimni qilib, Xudoning oldiga yuqsiz ketaveradimi? Ha, ketaveradi. Nima qilay otinoyi deb savol beryapti. Yuvib, ishimni bajarib jo'natib yuboraymi yoki meni vakolatimga kirmaydi buni tirnog'ini o'chirish deyaptilar. G'assol sochning chigalini taramaydi. Harom tuk olmaydi. G'assol tirnoq qarangi qaychilamaydi. Uni ishi tahorat qildirib, ustimizdan g'usl qilib suv quyib, kafanga yurgaylab ketish g'assolning ishi. Shu bilan vakolati tugaydi. Xudoning marhamati bilan farzandlari qarab turibdi. Nima qilishimiz kerak? 3 qiz, 1 o'g'illari bor ekan, bitta kelin bilan 3ta qiz qarab turibdi. Nima qilaylik? Etinglar bizdan foydamiz deysa. Onangga rahming keladimi? Ha, rahmat keladi. Qudrating yetsa shu tirnoq bo'yog'ini o'chir. Chiroyli qilib yuvib bersin. Tiyiga g'usli suv o'tsin, Allohning oldiga yuqsiz ketmasin onang. Ikkitasi ikkita qo'liga o'tirdi, ikkitasi ikkita oyog'iga o'tirdi. Mayit jonimga tegma, azor bermadirkan-de. Tegma, qattiqroq qo'ling tegib ketmasin, qalqib ketmayin, jonim azorlanadidirkan. Shuning uchun yuvayotgan yuvg'uchilar qayta-qayta kechirim so'rab, uzr so'rab yuvadi. Qarsillatib tirnoq olishyapti, tirnoqlar uchyapti. Buyodan qarayki, atiston bilan qo'lini yulib-yulib hammasini o'chirishyapti. Ikkitasi oyog'ida qarsillatib tirnog'ini yulibdi. Qanaqa azob, qanaqa uqubat, bir xunuk hol, mayitdan azoblanib ketdi. Buyodan ishini qilib bo'ldi, buyodan kelib haligi g'assol yuvib berdilar, kafanlab bo'ldilar, tepalarda hech narsa o'qishga ulgurmadik. Boyagi narsa bilan o'zi ovora bo'lib, buyodan erkaklar kirib olib chiqib ketishdi. Mayli dunyoda chiroyli bo'lib yurgan yaxshi, lekin shariat ruxsat bergan darajada yuraylik. 50 dan oshgan xotinlar, 60 ga chiqqan ayollar amr ma'ruflarga boramiz. Ko'krakning yarmigacha bu yoqqa silqib turadi. Sonlardan ko'ylak kiyishadi. 60 ga chiqayotgan ayollar yaqinda bir joyga amr ma'rufga borsak o'tirishdi, qator qudalar. Mana bunday qilib boshiga ro'mol chochib qo'yib qo'ygan. Qayoqqa kelyapsan? Mana shu bir parchalatda senga og'irlik qiladi. Ovasang nima qiladi? Urab keladigani ham bor. Bir parcha ro'molim qarangki og'ir bilib boshiga sochiq yopib o'tiradiganlar ham. O'tirgandan keyin tizzadan keladigan qo'yni yana tepaga chiqib ketadi. Sonlar orasini etagiga bitta sochiq yozadi, tepaga boshiga bitta sochiq yozadi. Ming xijolat bilan yarim ko'krayib yaqa chiqib turibdi, mo'lida o'tiradiganlar bor. Amr ma'ruf eshitadiganlar bor. 5 kunlik dunyoda o'zingni shuncha sazoyi qilib nima qilasan banda? Yoki namoz vaqti bo'lib qolsa, namoz o'qiyotganlarni ko'rib hayratlanib qolasiz. Bu payt yig'inlarga kirib boramiz. Mana shunda tirsakdan sahar tushib turadigan
3-4 yıla bile namaz okuşat. Allah-u Ekber dedi, bu da okumurat. Bir kılap, bileyler korunuyordu. Yani başıdaki rumalı şunu da aldı yakaladı. Tamakları korunuyordu, saçları asılıyordu. Arkadan bir dünya saç çıkıp durdu, şun bile namaz okuydu yerler var. Sizden koyuna ekeyim, namaz okuat yerler var. Çakırsa, namaz vakti bulduksa, oradan hemen turgenge üyelip oradan turup namaz okuydu. Arkayın gelen kaç, üstün gelen kaç, bu okuyan namazı insan gez patar mı ki? Uzini uzini aldap kuatken, ibadetini bilen Allah ederken, namazı keleke kıgendik, namazı meyne kıgendik, namazı bilen yüzü gör indirken Allah kıyamet günü. Yani namazı okup yöken ben kudayım, sen namazı bilen onu indirken yüzü gel. Niye? Meyneyi mezah kıgendik için ibadetini bilirken Allah. Ve kudanın merhameti bilen demeyi karayın ki, bana şuna kadar halette kitabatkenler kurup. Bir haftada bir mertte cüm'a günü pakilenedigen günümüz. Tırnaklar alınadı. Haram tükler pakilenedi. İnsan üstüden su kıyadı. Cüm'enin gusülü belagatke yetken üçün vacip durdugan hadisleri var Peygamberim Aleyhisselam'ın. Hememizge vacip cüm'a günü gusül kılış. Sünnet gusül değildi bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cüm'a buldum üstülerden o vakit litirip su kıyarken. Demek ki kıyaşı parlayan Osman perişteleri yerge düşedigen gün cüm'a. Hama dua izi kurtarıp getirdi, ibadetler izi kurtarıp getirdi. Şu günde kuşboy atırlarını sepip, çırali hitli yapıp durindirkenle Peygamberim Aleyhisselam. Nege? Muminlerini bayramı yeken cüme. Parıştalar gelip yukluydigen, kun haccül mesakin. Miskinler haç kıladigen. Maçitki barıp giden miskinge, kembegalge haç kıldı sevabını vererken Allah. Nege? Pülü yolda ya haç kılışken. Uşu bitti maçitki barıp gidenige haç kıldı sevabını Allah ata etirken. Peygamberim Aleyhisselam merhamet kıldılar. Medine şehrinde bir kişi vefat etti. Çıktılar, cenazeye katlaştılar ve kayıtıp gelip ayolları şundan sözlediler. Rozgarizde nemeyiz var ey zavcam dediler. Bitti dikçede kaynatısı buladigen, tağım çıkadigen rozgarım var dediler. Kaynatın. Uşu bir dikçe avukatı kuşunuzge ap çıkıp verin. Neki ularının hanedanı da taziye buldu, musibet buldu. Üç gün geçe kazan kaynatış o hanedanda makruh buladı dediler. Şunun için üç günden çıkarıp durup kısak, inşallah makruhtan kaçken bölerkenimiz İhsan'ı. İhsan'ı elbette üçüncü günü kıvarsın, Kur'an'da yazılmagan. O zizge karab, sel et alıp, sel karenki bağriz butun bölüp, kaddis sel tikilengenden ki yine İhsan'ı kısa bölerdi de kısaplanarken. Ve Peygamberim Aleyhisselam merhamet kıldılar. Üç gün geçe konu koşnını, dostu yarı çıkarken avukatı, mumin musulman ümmet üçün birbirine karenki kıyken siyleyi rahmı bölerdi. Bu menden kagen sünnet dur dediler. O çıkarılıyken tamam kimin okuması deyip sorarken de hasekes şiki dediler. Bir yandan meyin çıkıp gitmedi, bir yandan şahane destekallarını yazıyor babamızı. Üç gün geçe kabir zırınlep durarken, şunaki küçülüğü soval cevabı bularken, şunaki küçülüğü soval cevabı paydı da tefekkür kıkırıyor. Kızlar, bağırı bütün hatırlarken narın tartı yürüyordu. Aliyler, sovabı dertesini yiyip duruyorlar. İçkere yüge kırıp onayını dua kısayın için. Yemi yedirgenin, kimi yedirgenin, başında pervane bulup canını fida kıgenin, üç günde yer zırırlıydıken derecede sovalge cevap vererken. Seni koyuninge narın sıkıvattı mı? Seni koyuninge destekhan tuza eşkigen kitkenge somsa tartış sıkıvattı mı? Bana şunu bir oylep koruş gereken perzantlarımıza. Kabristan'ı koyup giden oğullarımız başımızda tabarak itilavat kısın. Koy adam mı? Tuyda alasan kalbini. Tuyda tapasan. Yaşı günde haşamda alasan koynunu. Yaşı günün kop boladı bolam. Benden kegin dost bu sayın başımda oturup tabarak giden yaratıp koy kabristan üstü de. Döptürü vasiyet kılışı bilişimiz gereken. Bitti lahatını üstü de. Cenaze kayıtı yetken de tabarak okulgen. Kabrinin egesi ki şu bugün nahimun kar kabirge kırmasayken. Soğal cevap bu mesayken. Allah yeterken kaytin gey nahi munkar parıştaları bugün bu meyit menin mihmanım durdurken. Cennetin ayın dasturhanları yazılıp kabirde bazmı cemşitler bularken. Nümeni şarap atıdan hudayım deyilgen de tılı Kur'an'ı tanıydıgen zürriyat ve nebire kaldırgeninin şefaatidendir deyilerken. Ve hudanın kudreti bilen kani indir. Can izgi ca boladigen, ara boladigen bu farzantlar her günü gelip kabir başıda hürmet eden okutursa.